Hadi gel Works'le birlikte bir laboratuvar yapalım. Öncelikle kullanacak olduğum imajlardan bir tanesini yüklüyorum. Cinefix logosunu. Daha sonra ekranda laboratuvarın geleceği yere bir imaj oluşturuyorum. Bu imajı hemen hızlı bir şekilde renklendirmek için presetlerim arasında yer alan Animate bölümünden, Animate Background'lardan herhangi birini seçebilirim. Şurada right left diyor. Şu left right'ı atalım. Şöyle hızlı bir şekilde bunu renklendirmiş oldum. Sonra üzerine bir tane daha katman oluşturuyorum. Bu da Cinefix'ten evvel gelecek olan katman. Buraya animated kullanabilirim. Ya da şuradaki texture'lardan yine kullanmam mümkün. Ama ben değişiklik olsun diye buradaki yazılardan bir tanesini kullanacağım. Yazıyla ilgili preset de buraya atabilirsiniz. Hemen bu presetle ilgili düzenlemelerimi yapayım. Çünkü renkleri o kadar da uygun değil gibi. Materyal olarak buradaki renkleri şöyle hemen hızlı bir şekilde kırmızı tonlarına yine çekeyim. Çünkü hem Cinefix logosu hem de buradaki background kırmızı içeriyor. Cinefix'i şöyle yerleştireyim. Cinefix'i de böyle burada ortada bir yere koymuş olayım. Şöyle yaklaştırıp birazcık daha yakından çalışabilirim. Şu arkadaki background'ın öncelikle şu dışındaki outline biraz kalın geldi bana. Şu şekilde outline'ını isterseniz yok da edebilirsiniz. Şöyle ince bir outline olsun. Şu bantların mesela benim kalınlığı yine iyi gelmedi. Bu bantları da şöyle birazcık daha kalınlaştıralım. Cinefix logomuzu birazcık daha üzerine tam oturacak şekilde yerleştirelim. Şöyle uzaktan bakalım. Fena değil. Birazcık daha süsleyelim. Şu Cinefix'in mesela diyelim biraz daha hoş görünmesi için yine buradaki materyaller arasında yer alan reflection'larımız var. Reflection'lardan fake olan bir tanesi var. Şunu gelip üzerine kontrol tuşuyla bırakıyorum. Üzerinde bir katman olarak sanki yansıyormuş görüntüsü elde ediyorum. Şu kenarını arka taraftan ayırmak için gölge kullanabilirim. Standart gölge kullanabilirsiniz. Buradaki building bloklar içinde yer alan drop shadow'umuz var. Fakat ben onun yerine daha önceden hazırlamış olduğum şuradaki outline'lardan oluşan soft shadow'u tercih ediyorum. Yine bunu da kontrolle atıyorum ve şurada gördüğünüz etki oluştu. Yine buradaki bu zemine de aynısından kontrolle atayım ve arka taraftan ayrılmasını sağlayayım. Evet, kısa bir sürede güzel bir bant, hareketli bir bant ve zemin elde etmiş olduk. Şimdi isterseniz yazılarımı yerleştireyim. Yazılar için buradan text aracımla birlikte şuraya yazı yerleştirebilirim. Yazacağım. Karakter Works yazacağım. Bu karakter Works'ün isterseniz birazcık büyüklüğüyle oynayalım. Şuradaki parametrede karakter Works yazısının büyüklüğüyle oynuyoruz. İsterseniz birazcık da yazının konumunu birazcık da sağ tarafa alabiliriz. Hemen altına bir tane daha yazı yazalım. Yani oluşturacağımız ikinci yazıya da New CG Solution for Podcast yazayım. Bu tabii ki bu sefer büyük oldu. Bunun da yine şuradan boyutunu ayarlayayım. Bu şekilde 3 aşağı 5 yukarı ölçülendirmiş oldum. Hemen bu yazılarla ilgili isterseniz düzenleme yapalım. Materyal olarak bunlara ne kullanabiliriz diye şöyle bakıyorum. Burada
değişik tekstilerle ilgili yazılarımız var. Mesela gümüşünü atalım bakalım. Olmadı. Altın gibi şeyler yazsak. Bu da pek iyi değil. Şunu bir deneyelim. Bu fena görünmedi. Fakat bunu outline, yani dış çerçevesini birazcık inceltme üzerinde olacak. Ama da yine buradan herhangi bir şey uygulayabiliriz. İyi olmadı. Şuna basit bir şey isterseniz uygulayalım. Şuna basit bir yazı atalım. Evet. Bu şekilde yazı atmış olduk. Sahnemiz 3 aşağı 5 yukarı hazır. Fakat bunların ekrana gelişleriyle ilgili düzenleme yapmamız gerekiyor. Sırayla gelmesini sağlayacağız. Ve şu anda keyframe animasyonla ilgili ürme girişi yapmış oluyoruz. Şimdi burada gördüğünüz ilk önce bu yazıyla ilgili, yani bu logo ile ilgili, bunun gelişiyle ilgili bir düzenleme yapalım. Bunların bir saniyede ekrana gelmesini istiyorum. Birinci saniyede buradaki konuma yerleşecek. Keyframe'i açıyorum. Şuradaki position parametresinde bir key oluşturuyorum. İkiye oluştu. Sonra sıfırıncı kareye gidiyorum. Ve şöyle ekranın dış tarafına gelecek şekilde bunu çekmiş oluyor. Ne oluyor? Otomatik olarak keyframe oluştu. Yine birinci saniyeye gideyim. Bir alttaki, yani şu gördüğünüz layer'ı seçeyim. Bu layer'ı yine burada keyframe oluşturmam gerekiyor. Keyframe'i açıyorum. Şurada keyframe'i kaydediyorum. Sıfırıncı kareye gidiyorum. Onu da Cinefix'ten daha öteye bir yere atıyorum. En alt bölüme geldik. Onun da yine birinci saniyede bir keyframe oluşturacağım. Keyframe'i açıyorum. Burada pozisyonunu kaydediyorum. Sonra sıfırıncı karede ekranın dışında bir yere atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ekrana geliyor. Fakat göreceğiniz gibi bu şekilde animasyon pek de ilgi çekici, gözü hoş gelmiyor. Ne yapacağız? Bu animasyonlar oluştuğu zaman, yani bu keyframe'ler oluştuğu zaman şu gördüğünüz noktada bu keyframe'lere fonksiyon vermeniz de mümkün. İlk önce şu materyalleri bir kapatayım. Ekranım birazcık sadeleşsin. Sonra şuradan Select Track'ı seçiyorum. Select Track'ı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi keyframe'ler ve onunla ilgili fonksiyonlar karşımıza geliyor. Burada fonksiyon bölümünde İzahat elastiği seçiyor. Yine bir alttaki şu gördüğünüz için yine bunun da tırağını seçiyorum. Onun içinde yine İzahat elastiği seçiyorum. Ve en alttaki layer'ım içinde Select Track diyorum. Onun içinde İzahat elastiği seçiyorum. Şimdi bakalım ne oldu. Şimdi birazcık da değişik bir şekilde ekrana birazcık yaylanarak geliyorlar. Bunun yaylanmayla ilgili, mesela diyelim şu gördüğünüz alt layer'ın yaylanması ile ilgili, isterseniz şunu mesela diyelim birazcık da geri atabilirsiniz. O zaman şöyle gördüğünüz gibi hoş bir şekilde yerleşmiş oldu. Şimdi yazılarla ilgili düzenleme yapalım. Bu yazının ekrana gelmesi. Mesela diyelim ilk önce şundan başlayalım. Bunu da yine keyframe animasyonuyla ekrana getirmemiz mümkün. Fakat bunun için farklı bir şey deneyeceğim ben. Burada Scale In adını verdiğimiz materyal nodumuz var. Bunu kullanacağız. Bu materyal, yani yazıyı oluşturan, bu yazıyı oluşturan materyalin en altına şu Scale In parametresini atıyorum. Attığım zaman ekrandan kayboldu. Niye kaybolduğunu biraz sonra size göstereceğim. Hemen burada Scale In'e, burada keyframe oluşturarak burada sıfırı sabitliyorum. Sonra ikinci saniyede buradaki gördüğünüz gibi karakter var. Buradaki kontrolü arttırdığımız zaman bir animasyonla birlikte ekrana gelmiş olacak. Ve karakter work sayısı 14 yeterli. Şurada gördüğünüz gibi karakter work sayısı çok güzel bir şekilde açılmış oldu. Alttaki New CG Solution for Broadcast için ne yapalım? Buna da yine keyframe verebiliriz ama birazcık da hani derslerimi sizlere faydalı olsun, eğitsel olsun diye çalıştığımızdan
Bunu da bir transition'la getirdim. Şurada gördüğünüz transition'ı kullanacağım. Şu yazıyla ilgileniyordum. Bu yazının burada efekt bölümü var. Efekt olarak şuradaki maskı efekt bölümüne sürükleyip bırakıyorum. Bırakamadım. Bırakıyorum. Ve mask olarak da burada gördüğünüz maskı seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi sağdan sola doğru burayı eğer kiylersem yerleşecek. Fakat ben tam tersini düşünüyorum. Soldan sağa gelmesi istiyorum. Buraya invert'e 1 yazıyorum. Gördüğünüz gibi soldan sağa gelen bir etki elde edildi. Bunun da açıkçası 1.31'de falan başlamasını istiyorum. Ne yapıyorum? Şurada bir key oluşturuyorum. Key oluşturduktan sonra bu offset olarak buraya -1 yazıyorum. O kaydediliyor. Sonra ikinci saniye geliyorum ve buraya da 1 diyorum. Pardon. Şuraya 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada şimdi bir animasyon gerçekleşmiş oldu. İsterseniz şimdi izleyelim. Fena olmadı gibi. Evet. Güzel. Şimdi animasyonumuz esasında hazırlanmış oldu. İsterseniz buraya kadar olan bölümü kaydedelim. Ne diyelim buna? CineFX. Evet, ders bir olarak kaydettik. Bunu burada hazırladığınız bu çalışmaları, bu tür çalışmaları daha sonradan kullanmak istiyorsanız eğer şurada gördüğünüz motion'u buraya sürükleyerek kaydetmeniz de mümkün. Bunları daha sonra da isterseniz buraya çağırabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım, bir diyelim. Proje şu anda boş. Geliyorsunuz, import dediğiniz zaman sahnemize gelecektir. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçebiliriz. İkinci bölümde ne işleyeceğiz? Burada gördüğünüz gibi animasyonla geliyor. Ekranda durup kayboluyor. Niye? Çünkü toplam süresi bu motion'ın 4 saniye. 4 saniyede kayboluyor. Yani 4. saniyeden sonrası yok. Bunun bir süre ekranda kalmasını istiyoruz. Bizim mesela diyelim burada yaptığımız bütün animasyon esasında 2. saniyede oturdu ama burada 4. saniyede yok oluyor. Ne yapacağız? İsterseniz bu 2. saniyeyi yani bundan sonra şu ekranın sabit kalması için yapacağımıza bakalım. Burada motion'da yani bunun alttaki layer'ları kavrayan motion'da loop denilen bir bölüm var. Loop'a 2 ile yani 2. saniye ile 2.1. saniye arasını buradan mesela diyelim daha iyi göreceksiniz. Şu bölgeyi eğer loop'la dersek şu gördüğünüz bölgeyi ekranda kalacaktır. Yani şu bölge intro bölümü, şurası loop, ekranda kalan bölüm, burası da outro bölümü. Ne demek istediğime bakalım. Şuradan play ediyorum. 2. saniye kadar bunlar geldi. Şu anda 2 ile 2.1. saniye arasındaki loop'tayız. Fakat gördüğünüz gibi animasyon arkada devam ediyor. Çünkü oldukça esnek bir sistem tasarladığımızda bu tür deriyatif dediğimiz key fonksiyonları sonsuza kadar oynamaktalar. Ne yapıyoruz? Buradan finish dediğimiz zaman şuradaki outro bölümü oynamış oluyor. Intro, loop, outro. İsterseniz buradaki intro süresini yani loop süresini de buradan elinizde konumlandırmanız mümkün. Hatta mesela diyelim bunu 3. saniye kadar alırsanız eğer şu 2 ile 3 arasında başka animasyonlarda yapmanız mümkün olur. Şimdi genel olarak bakacak olursak burası intro bölümü, burası ekranda kalış bölümü, başka animasyonlar da eklenebilir buraya. Burası da outro yani çıkışla ilgili bölüm olacak. Ben hemen çıkışla ilgili bölüme geçiyor ve hangi çıkış verildiği zaman ne yapılacağı ile ilgili çalışmaya başlıyorum.
Ben yine keyframe animasyonlarıyla buradan çıkmayı düşünüyorum. Onun için mesela diyelim Cinefix logosunun buradaki konumuyla ilgili hem rotation için hem de position için key oluşturuyorum. Yine buradaki yazı için oluşturacağım ama evvelden bunlara key vermediğim için bunların ilk önce keylerini açıyorum ve birer keyframe oluşturuyorum. Aynı şey bu yazı için de geçerli. Yine bunlara birer key veriyorum. Bunların keyleri zaten açık olduğundan bunların da burada key oluşturuyorum. Ve en alttaki layer'ımı yine buradan key oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde keyledikten sonra ne yapıyorum? Son kareye geliyorum. 359'a geliyorum. 359'a geldikten sonra artık bu layer'ları istediğim gibi anime edebilirim. Mesela benim bunu bu şekilde şimdi rahat görmeniz için şöyle bir yere taşıyayım. Bunun mesela benim rotation ile ilgili şöyle oynattığım zaman ışık etkisinden de etkilendiğini göreceksiniz. Çünkü beveled materyali kullanıldı onun yapımında ve beveled materyali bu tür ışık etkilerine açık. Esasında ileriki sürümlerde daha sonraki sürümlerimizde alt yapıdaki tırcı özellikleri göreceksiniz. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şunu da şöyle aşağıya alayım. Ve bunu şuradan şöyle döndüreyim. Aşağı doğru gelmesini sağlayayım. Yine bunu da şöyle döndürmüş olayım. Yine konumda aşağıya alayım. Bu karakter bölgesini yine döndürelim. Şunu da aşağıya alayım. Şunu yine döndüreyim. Terse dönmüş oldu. Aşağıya. Evet. İşlem gerçekleşti. Şimdi preview'imizi izleyelim. Ekrana geliyor. Ekranda istediğim süre kalmasını sağlıyorum. Sonra seçip finish veriyorum. Finish verdiğim zaman gördüğünüz gibi ekrandan kayboluyor. Ama bu çıkıştaki animasyon pek etkileyici olmadı. Fazla da belli olmuyor. Hemen imdadımıza keylerimiz tabii ki key fonksiyonları geliyor. Bu layer 1'in hemen şurada materyal penisini kapatayım. Şuradan geliyorum. Select track diyorum. Şuradan ease back in'i seçiyorum. Nasıl bir etki oluştuğunu birazdan göreceğiz. Layer 2'ye geliyorum. Yine onun select track diyorum. Onun da yine ease back'ini seçiyorum. Texture'ı seçiyorum. Onun da yine track'ını seçiyorum. Bunların ilk keylerine vereceğiz. Çünkü evvelden animasyon yoktu onlarda. Text 2'ye geliyorum. Onu da yine select track. Izbekin. Ve Cinefix logosuna da yine select track diyerek şuraya Izbekin diyorum ve sürpriz olması için direkt olarak laboratuvarına bakıyorum, seçiyorum, basıyorum. Hop. Kısa bir süre için oldukça güzel bir çalışma oldu zannedersem. Karakter bölgesi gerçekten çalışmak hem zevkli hem de elde ettiğimiz sonuç oldukça mutluluk verici, güzel oluyor. İsterseniz şurada son bir şey daha yapayım. Bu da bonus olsun. Şuradaki yazıda bir parıldama isterseniz atabiliriz. Ya da şu fix yazısına da bir parlama atabiliriz ama şu karakter works'ı atalım. Karakter works'ün materyaline gidiyorum. Şurada scaling ile gelmişti. Hemen oradan materyal bölümünden bir tane shine alıyorum. Shine'ı en alta atıyorum. Shine'ın bir body ile birlikte çalışması gerekiyor. Bir body atıyorum çünkü şu gövdeye yerleştireceğim. Body'ye, buradaki body'ye shine giriyorum. Shine girdiğim zaman gördüğünüz gibi burada
parıldama belirdi. İsterseniz bunu add fonksiyonuyla da yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu parıldamayı hareket ettireceğim. Bizim hatırlarsanız loop bölümü şurasıydı. Şurada 2 nokta 1. saniyeye ne yapıyorum? Key zaten açık. Şöyle bir buna rotation verelim. Birazcık boyutunu küçültelim. Şöyle position olarak şurayı alayım. 3. saniyede yani çıkışla ilgili bölmede position'ını şu şekilde yerleştirelim. Ne oldu? Burada bir parıldama oldu. Şimdi izleyelim. Çıkmak istediğim zaman geliyorum, finish veriyorum ve o ekrandan kayboluyor. Umarım faydalı olmuştur. Güzel bir çalışma olduğunu ve karakter bölümünün birçok özelliğini gösterdiğini düşünüyorum. Sonraki derslerimizde tekrar düşünceye kadar hoşça kalın.